Sözcük türlerini işlemiştik. Ne demiştik sözcük türleriyle ilgili? Karşımıza en çok sorunun çıktığı kısımlardan biri, başlıklardan biri sözcük türleriydi. İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem diye gidiyordu. Peki sonrasında sözcükte yapıyı işledik. Basit sözcük neydi, bileşik sözcük neydi, türemiş sözcük neydi? Bunları bilmemiz gerekiyordu. Ekleri işlemiştik. Türkçe'de ekler kaça ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu. Çıkım eklerimiz nelerdi, çekim eklerimiz nelerdi? Onları işlemiştik. Gelmesi muhtemel olan konu başlıklarından biri olan cümlenin ögeleriyle devam edeceğim gençler. Tekrar ediyorum. Soru gelmesi muhtemel olan konulardan biri olan cümlenin ögeleriyle devam edeceğim. Şöyle ekranımı yansıtacağım size. Bir iki saniye ekranım gelecektir sizlere de zaten. Şimdi gençler böyle çok ayrıntılı anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Çünkü öğrendiğim kadarıyla hocalarınız, benden önce dersinize giren hocalarınız TYT Türkçe'yi bitirmişler. Yani şu an TYT Türkçe'nin ikinci ya da üçüncü faslını görüyorsunuz. Ben özellikle anlatmamı istediğiniz bir konu varsa bana özelden yazarsanız o günkü canlı derste onu anlatırız. Ama ben bu şekilde belirlediğim TYT'de çıkma ihtimali yüksek olan konu başlıklarından gideceğim. Bugün de cümlenin ögelerini anlatalım. Gençler dinleyin sadece. Bazen sadece dinleyerek de bilinçaltınıza konuları gönderebilirsiniz. Sizin için iyi olur. Peki cümlenin ögeleri dedik. Gençler dikkat ettiyseniz ben sizinle konuşurken sürekli cümle kuruyorum. Ve bu kurduğum cümlelerdeki her bir sözcüğümün, her bir kelimemin de belli başlı görevi var. Peki ben bu görevleri neye göre veriyorum? Ögelerini ayırırken nelere dikkat etmem gerekiyor? Gençler benim cümlenin ögelerinde bilmem gereken belli başlı soru kalıplarım var. Benim her bir soru belli başlı ögeyi buldurmaya yönelik olacak. Sizden böyle bir kafanızda kavram haritası oluşturmanızı istiyorum. Cümlenin ögeleri dediğimiz zaman ben diyeceğim ki bir temel ögelerim, iki yardımcı ögelerim olacak. Peki benim bir cümlede bulmam gereken temel ögelerim nelerdir? İki tane bulmam gereken temel ögem olacak. Bir özne, iki yüklem. Buraya dikkat edin gençler. Ve ben cümleyi ögelerine ayırırken her zaman yüklemden başlayacağım. Peki geldik yardımcı ögelere. Benim yardımcı ögelerim ne olacak? Nesnelerim, cümleçlerim, yardımcı ögelerim olacak. Peki nesne neydi? İkiye ayrılıyordu. Belirtili nesne, belirtisiz nesne. Cümleçler de kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Dolaylı tümleç ve zarf tümleci. Gençler unutmayalım bunları. Peki. Peki. Devam edelim. Bir saniye gençler. Devam edelim. Peki bundan önce neyi işledik sizinle başka? Nereden başlayalım? Özneyle başlayalım. Cümlenin ögeleri dedik. Asıl ögeler yüklem ve özneydi. Yani temel ögelerimizdi. Peki yüklem neydi? Adı üstünde yüklem. Gençler benim yargı bildiren sözcüğüm yüklemim olacak. Ve cümlenin temel ögesi olacak benim yüklemim. Dikkat edin. Cümleyi ögelerine ayırırken bulmanız gereken ilk öge yüklem olacak. Neden? Çünkü ben tüm soruları yükleme soruyorum. Buraya dikkat edin gençler. Ben tüm soruları yükleme soracağım. Ve burada yüklemi doğru belirlemeniz de önemli gençler. Öğrencilerin çoğunun cümleyi ögelerine yanlış ayırmasını temel etmeni bu oluyor. Yüklem doğru belirlenmezse ögeler yanlış ayrılır. Bunu unutmayın gençler. Yani başta yapacağınız ilk hata cümlenin ögeleri sorunuzu götürür. Yüklemi doğru belirlemeniz gerekiyor. Yüklemle ilgili belli başlı söylemem gereken böyle bazı püf noktalar var. Birincisi gençler, yüklem sadece bazen tek bir sözcükten oluşur. Evet, ama illa tek bir sözcükten oluşacak gibi bir durum yok. Yüklem bazen bir söz öbeği olabilir. Bir deyim olabilir, bir atasözü olabilir, bir tamlama çeşidi olabilir. Çünkü söz öbeklerini parçalayamam gençler ben. Mesela işte örnek vermiş, yer veriyor. Diyor ki bazıları da yöneticilik dönemindeki anılarına yer veriyordu. Şimdi ben bunu sadece veriyordu yüklem olarak almam. Neden? Çünkü yer vermek bir öbekleşmiştir. Ya da isim tamlamalarını ayıramam, sıfat tamlamalarını ayıramam. Bunlara dikkat edin gençler. Ve ikinci sözcük, yüklem genellikle öğrencinin kafasında şöyle belirmiş, illa fiil olacak. Hayır gençler, bazen yüklem isimden de oluşabilir, isim cümlesi de olabilir yüklem.
cümlesi de olabilir. Buna dikkat edin. Yükleme doğru belirlerseniz ögelerine doğru ayırırsınız. Buraya dikkat ederim. En basiti özne gençler. Peki özne nedir ben cümleyi ögelerine ayırırken? Gençler, özne işi yapan kişidir. Bunu unutmayın. Tekrar ediyorum. Özne yüklemde işi yapan kişidir. Ve ben özneyi çeşitlere ayıracağım. Gerçek, gizli, sözde. Gerçek özneyi diyeceğim ki yüklemde açık bir şekilde görünen öznem olacak. Gizli özne için diyeceğim ki bizim kişi zamirlerimiz var gençler. Kişi zamirlerimiz nelerde? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Cümlede açık bir şekilde olmayıp zamir şeklinde ben, sen, o, biz, siz, onlar olunan özneyi de ben gizli özne diyeceğim. Peki sözde öznemle, sözde yalancı özneymiş gibi olan özne. Gençler, basit bir örnek vereyim burada. Kafanızda somutlaşsın. Halılar yıkandı örneği. Bir yüklemim ne? Yıkandı. Yıkanan ne? Yıkanan kim? Halılar. Şimdi gençler, şöyle bir şey var. Yıkanan ne? Yıkanan kim dediğim zaman halılar yıkandı ama özne için biz ne demiştik? Yüklemi yapan, işi yapan kişiydi. Doğru mu? Evet. İşi yapan kişi olduğuna göre ama yıkama işlemini yapan kişi cümlede açık bir şekilde ifade edilmediği için ben buna sözde özne dedim. Gençler, buraya dikkat edelim. Devam edelim gençler. Özne dedik, yüklem dedik ve bulmamız gereken ilk ögeler. Birincisi yüklem, ikincisi özneydi. Peki geldik yardımcı ögelere. Yardımcı ögelerim ne benim? Şimdi gençler, nesneler ve tümleçler dedik. Ben nesneyi burada ikiye ayıracağım. Benim bir belirtili nesnem olacak, iki belirtisiz nesnem olacak. Buraya dikkat edelim gençler. Belirtili nesne nedir? Belirtisiz nesne nedir? Nesneye eğer ki iyi belirtme hal ekini alıyorsa belirtili isim tam belirtili nesne diyeceğim. Almıyorsa belirtisiz nesne diyeceğim. Peki nesnenin soruları nelerdi? Yükleme sorulan ne, neyi, kimi soruları bana nesneyi verecek gençler. Bunu unutmayın. Ve belirtme hal ekini alırsa, belirtme hal ekim neydi? İyi değil mi? Belirtilinin iyisinden aklınıza gelsin. Diyor ki lojmanın kapısını üst üste iki kez vurdu. Vurdu yüklem. Vuran kim? O. O neyi vurdu? Neyi sorusunu sordum. Dikkat edin. Lojmanın kapısını dedi. Bakın dikkat edin. Sözcüğüm de belirtme hal ekini aldı. Kapısını derken belirtme hal ekini aldı. O zaman ben buna ne diyeceğim? Belirtili nesnedir diyeceğim. Peki belirtisiz nesnem ne olacak benim gençler? Yalın halde olacak ve belirtme hal ekini almayacak. Devam edelim. Diyor ki bütün yıl dağdan kuru odun çekiyormuş. Yüklemim hangisi? Çekmek değil mi? Çekiyormuş yüklem. Çeken kim? O. O ne çekiyormuş? Kuru odun. Şimdi dikkat edin, sözcüğün belirtme hal ekini almış mı? Almamış. O zaman ben buna ne diyeceğim? Belirtisiz nesnedir diyeceğim. Buraya dikkat edelim gençler. Devam edelim. Dolaylı tümleç. Dikkat edin, dolaylı tümleci yer tamlayıcısı olarak da sorabiliyorlar gençler. Peki dolaylı tümlecin sorusu ne? Gençler, şunu kafanızda şifre olarak oluşturun. ED'den hal ekini alan tüm sorularım bana dolaylı tümleci verir. Bunu unutmayın gençler. Tekrar ediyorum. ED'den hal ekini alan tüm sözcüklerim bana dolaylı tümleci verir. Unutmayalım. Peki sorularım ne olacak? Nereye, nerede, nereden? Neye, neyde, neyden? Kime, kimde, kimden? Dikkat ettiyseniz sorularımın hepsi ED'den hal eklerini aldı. Ben bu soruları dolaylı tümlece aittir diyeceğim ve yükleme sorduğunda da bana dolaylı tümleci vereceğim. Bir de burada bir parantez açalım gençler. Haleklerimiz bizim neydi? Çekimeklerimizdi. Unutmayalım. Haleklerimiz aynı zamanda çekimeklerimizdi. Örneklere bakacak olursak diyor ki örnekte yıllar sonra asker arkadaşından bir telefon geldi. Şimdi geldi yüklem. Gelen kim? Telefon. Nereden geldi? Nereden sorusuna cevap verdi asker arkadaşından. Ve dikkat ettiyseniz gençler ED'den hal ekine sorusunu soruyor ya, cevap da genellikle ED'den hal eklerinden birini alıyor. Bunu unutmayalım gençler. Örnek vermiş, demiş ki Üsküdar meydanında kumrular yasa durdu. Yasa durdu yüklem. Yasa duran kim? Kumrular. Nerede? Üsküdar meydanında. Bak nerede derken de ED'den hal ekini aldı sorum. Cevabım da ED'den hal ekini aldı. Dikkat edin buraya da. Ve gençler mesela sadece dikkat edin burada durduydu yüklem olarak almadım. Neden? Yasa durdu değil mi? Yasa durmak.
deyimdir, öbekleşmiştir, ayıramam, dikkat edin. Eğer ki ben sadece durduğu yüklem olarak alsaydım, ögeleri en başından yanlış ayırmış olurdum. Buraya dikkat edin. Geldik zarf tümlecine gençler. Zarf tümleci de yargıyı yani yüklemi durum yönünden, zaman yönünden, yer yönünden, miktar yönünden belirtecek. Dikkat edin. Soruları ne olacak zarf tümlecinin? Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, ne şartlı gibi soruların bana zarf tümlecini verecek unutmayalım. Bakalım örneklere. Ben annemin gözlerine bak anlamsızca annemin gözlerine bakıyordum. Bakıyordum yüklem. Nasıl bakıyordum? Anlamsızca. Nasıl sorusuna cevap verdi? Zarf tümleci oldu. Ya da odama çıktığımda derin bir nefes aldım. Ne zaman derin bir nefes aldı? Odasına çıktığında, odama çıktığında. Dikkat edin gençler, hangi ögenin hangi soruyu buldurmaya yönelik olduğunu ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi başa alacak olursam, ben demiştim ki, bizim bir de gençler cümle dışı unsurlarımız ve cümle vurgumuz var. Buralardan da kısaca bahsedeyim. Mesela şu cümle vurgusundan bahsedeyim ilk. Cümle vurgusu nasıl oluyor gençler? Vurgulanan öge, şunu unutmayın, yükleme en yakın ögedir. Mesela şu tarz sorular çıkacak size. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır gibi sorular karşınıza çıkacak. Gençler şunu unutmayın. Önce yüklemi belirleyin ve yüklemin hemen önündeki cümlede bizim vurgulanan ögemiz olacak. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Yüklem her zaman sonda mı oluyor? Hayır gençler. Devrik cümlelerde ortada da olabilir. Eğer ki devrik cümlede de yüklem ortadaysa hemen önündeki sözcüğü öge olarak alacağım. Buraya da dikkat edelim. Çok güzel bir örnek vermiş Fönüs. Diyor ki başbakan konuyla ilgili açıklamayı yarın yapacak. Yapacak yüklem. Yapacak olan kim? Başbakan. Ne zaman yapacak? Yarın yapacak. Bakın yüklemden önceki sözcüğüm ne zaman sorusuna cevap verdi? Yarın sözcüğüm ne oldu benim? Zarf cümlesi oldu, değil mi? O zaman vurgulanan ögen zarf tümlecim olacak. Eğer ki yüklemi ortaya getirmiş olsaydı o zaman da hemen ortada bulunurkenki önündeki cümleyi alacaktım ben vurgulanan öge olarak. Buraya dikkat edelim gençler. Peki cümle dışı unsur olarak kabul edeceklerim sözcüklerim neler benim? Gençler, bağlaçlar, ünlemler, kitaplar ve ara cümleler cümle dışı unsur kabul edilir. İşte sayın yolcularımız, ah, üf, of ya da oysa gibi sözcüklerimiz bizim tamamen cümle dışı unsur kabul edeceğimiz sözcüklerimiz olacak. Unutmayalım, ünlemler, kitaplar, ara cümleler, bağlaçlar cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Peki bilmemiz gereken genel anlamda neye bilmemiz gerekiyor bizim gençler? Başa alalım. Ben cümlenin ögeleri dedim. Dikkat ettiyseniz konuşurken sizinle hep cümle kuruyorum ve ben bu kurduğum cümlede her kurduğum cümlenin her bir sözcüğün bir ögesi var. Ve ben bu ögenin görevini belli başlı sorulara göre yönlendiriyorum. Peki bu sorularım nelerdi benim? Eğer ki ne zaman, ne kadar, niçin gibi sorularını sorarsam zarf tümleci oluyordu. ED'den hal ekini alan tüm sorularım benim. Dolaylı tümlecim bir diğer adlandırmasıyla yer tamlayıcım oluyordu benim. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Ve mutlaka cümleyi ögelerini ayırırken özellikle önce yüklemi belirlemeniz gerekiyor. Yüklem de her zaman sonda olmayabilir, unutmayın. Yüklem her zaman fiil cümlesi olmayabilir, bunu unutmayın. Yüklem her zaman tek bir sözcükten oluşmayabilir. Bunları unutmayın gençler. Bunlar dikkat etmeniz gereken belli başlı noktalar. Şimdi gençler cümle ögeleriyle ilgili size K12'den ödevlendirme vereceğim. Özellikle şu şekilde şeyde olacak. K12'den ödevlendirme vereceğim. Çıkmış sorular olacak ögeler. Sorusu olan arkadaşım bana özelden dönüş sorusu olan kalsın, diğer arkadaşlarım çıkabilir gençler. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşürüz hocam. Teşekkürler hocam. Rica ederim gençler. Hocam. Efendim.
Efendim hocam, Faruk. Efendim Faruk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Faruk. Sen nasılsın? Çok şükür hocam, ne olsun, aynı. Ya hocam, evet. Ben sizden bir şey istesem yardım edebilir misiniz? Tabii ki, sorun. Yani ben bu hani yapım ekleri falan, çekim ekleri hocam, bunları çok karıştırıyorum ya. Hani yapım eklerinde mesela fiil hani nasıl, onları bulacağımı biliyorum ama hani hangisi yapım eki, hangisi çekim eki, soruları da çok karıştırıyorum. Nasıl yapabilirim? Şimdi Faruk, senden şunu istiyorum. Bizim bu konuyla ilgili benim bir tane YouTube videom vardı. Senden şunu rica ediyorum. Önce istiklali anlatayım. Eğer ki sen de yerleşmezse ben sana özel sadece seninle bu şekilde canlı ders yaparak gidelim. Şimdi Faruk bak, sadece yapım ekleri ve çekim eklerinde nesnel bilmen gerekiyor. Bak, bilmemen gereken hiçbir konu yok. Senden